seçim barajının indirilmesinin nedeni tek iki tane nedeni var arkadaşlar ki birçok neden var ama bir tanesi MHP'nin ile alakalı olarak MHP %10 barajı ile beraber seçim barajını aşamayacağını düşünüyor. Ve doğal olarak Cumhur İttifakı içerisinde de AK Parti'nin listelerinden seçime katılmak istemiyor. Bu bir. İki, barajı ne kadar aşağı indirirseniz özellikle muhalefet içerisindeki siyasi partilerin, DEVA gibi, Gelecek gibi, Saadet Partisi gibi partilerin tek başına seçime girmesine neden olabilirsiniz ya da küçük partilerin bir araya gelerek, işte %7 ki ben %5'e çekileceğini düşünüyorum o barajın, %5'i bir DEVA gelecek ve Saadet Partisi üçlüsüyle deneyebileceklerini, böylesine bir koşul, böylesine bir birlik girişiminde bulunabileceklerini değerlendiriyorum. Baraj çekilmesinin 3 tane nedeni ama asıl neden MHP ile alakalı olduğunu altını çizelim. Burada dördüncü bir neden de HDP ile ilgili olarak %10 barajını çekince HDP'nin de baraj aşamayacağını düşünerek HDP seçmenin etrafında Kürt seçmen birleşiyor baraj aşabilsin diye. Belki orada da hatta AK Parti'nin içerisinden, CHP'den, farklı siyasi partilerden seçmenler HDP barajı aşabilsin diye oy veriyorlar. Bir de bunun önünü kesmek için düşünülmüş bir olay olarak değerlendirdiğimi, okuduğumu özellikle altını çizerek ifade etmek isterim. AK Partililer bugün hain dediklerine gidip oy verirler. Arkadaşlar seçim bu ya. Siz yani AK Parti'nin bugünkü almış olduğu oy oranını blok olarak onun oyu olarak kabul etmeyin. İnanın ilk seçim yenilgisinden sonra AK Parti'nin nasıl kaybedeceğini, nasıl aşağıya doğru çekileceğini göreceğiz. Seçmen dediğimiz şeyi militan olarak saymayın. Aynı seçmen Anavatan döneminde, aynı seçmen DYP döneminde, aynı seçmen Adalet Partisi döneminde, aynı seçmen başka siyasi partilerin olduğu dönemde aynı militan şeyi yapıyordu, bilginiz olsun. Ve bu anlaşılabilir bir şey çünkü bizim toplum güç merkezli, güç odaklı bir toplum. Güç odaklı bir toplum. Bugün güç AK Parti. Ve insanlar o gücün sayesinde kendilerini güçlü görüyorlar. Yani kendilerine bir kimlik ediniyorlar. Yani o kimlikle beraber, AK Partili kimliğiyle beraber o ezilmişliğinin, o hiç olmanın, hiçe sayılmanın, yok sayılmanın, toplum içinde bir değer ifade etmemenin o AK Partili kimlikle bir değer ifade etmeye doğru çıkıyorlar. Partili kimliklerinin de çoğu böyle. Sadece AK Parti içerisinden de değerlendirmiyorum. Yani ideolojik kimlikler, militan kimlikler aslında o kendin olmak, birey olmak yerine onun üzerine oturtuyorsun. Ve o kimlikle toplum içerisinde bir şey sanıyorsun kendini. Ondan kaynaklandığını söyleyelim.